Do you consent to being recorded? Just say anything to agree. No, please. Thanks, perfect. Herkese merhabalar yeniden, ben Burcu Babal. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün hiç kimsenin hakkında konuşmadığı şahane bir diziden bahsedeceğim sizlere. Only Murders in the Building. Only Murders in the Building, Ağustos ayı sonunda Hulu platformunda yayınlanmaya başlayan 10 bölümlük bir polisiye komedi. Dizinin ilk sezon finali 19 Ekim'de yayınlandı. İkinci sezon onayı da alan diziyi ilk duyurulduğu zamanlardan beri büyük bir merakla bekliyordum. Hatta dizi Manya için hazırladığım 2021 yılında izlemeyi sabırsızlıkla beklediğimiz 21 yeni dizi listesinde de yer vermiştim bu diziye. Yetmedi, sonbahara uygun 5 dizi önerisi videomda da bahsettim diziden ve final yaptıktan sonra da diziyle ilgili genel bir değerlendirme videosu paylaşmak istedim sizlerle. Önce dizinin konusuna kısaca bir değineyim. Daha sonra Only Murders in the Building neden underrated bir dizi ve ben bu diziyi neden bu kadar çok sevdim, bunları da açıklayacağım sizlere. Dizide yaşadıkları devasa New York apartmanında gerçekleşen şüpheli bir ölümü araştırmak, çözmek üzere bir araya gelen gerçek suç, true crime, podcast hayranı, birbirinden farklı karakterdeki 3 yabancının hikayesini izliyoruz. Bu 3 kişi, yani Charles, Oliver ve Mabel, bir taraftan cinayet olduğuna inandıkları bu ölümü aydınlatmaya çalışıyor. Diğer taraftan da bu süreci kayıt altına alarak kendi podcastlerini oluşturmaya çalışıyorlar. Tabii üçünün de kendi hayatları ve kendi sırları var. Only Murders in the Building bir polisiye komedi. Dizinin senaryo yazarı, bir komedi ustası, hatta efsanesi olan Steve Martin. Zaten dizinin kadrosunda da Steve Martin, Martin Short ve Selena Gomez birlikte yer alıyorlar. Ayrıca bu üçü dizinin yürütücü yapımcılığını da üstlenmişler. Dizinin komedi olması sizi yanıltmasın çünkü dizinin polisiye kısmı da asla hafife alınmamış. Ben bu videoda spoiler vermeyeceğim çünkü izleyenler için her şeyin sürpriz olmasını istiyorum. Ancak size şunu söyleyebilirim ki finalde her şey gayet mantıklı bir şekilde birbirine bağlanıyor. Güzel sürprizlerle yaşananları öğreniyorsunuz ve cinayetin gizemi de aydınlanıyor. Sırf sürükleyici olsun diye gereksiz ters köşeler kullanılmamış. Her şey olması gerektiği kadar, yeteri kadar ve ikinci sezonu izlemeye devam etmeniz için de yeteri kadar bağlantı noktası bırakılmış. Dizide daha önce defalarca beraber çalışmış Steve Martin ve Martin Short'a genç oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez eşlik ediyor. Ben bu üçlünün birlikte dinamiklerine bayıldım. Ayrıca üç karakteri de çok sevdim. Oyunculuk olarak Martinler beklendiği üzere harika bir performans ortaya koyuyorlar. Özellikle son bölümde Charles karakterine gülmekten gözümden yaşlar geldi. Bu iki duayen ismin yanında Selena Gomez de fena bir iş çıkarmamış bence ama onun karakterini fazla donuk buldum ben. Orada diziye Tina Fey, Sting, Jane Lynch, Nathan Lane gibi isimler de konuk oluyor. Her bir konuk oyuncu ayrı bir tat katmış diziye. Apartmandaki katil olarak Sting'den şüphelenmeleri bayağı komikti. Ana üçlümüzün iki yaşlı adamla genç bir kadından oluşması kuşak çatışmasını yansıtma açısından çok doğru bir tercih olmuş. Charles ve Oliver çağın gerisine kalmış iki boomer. Mabel ise Z kuşağını temsil ediyor. Birbirlerinden çok şey öğreniyorlar ve bu öğrenme süreci de bize kahkaha olarak geri dönüyor. Kuşakları birbirinden ayırıp birbirinden nefret ettirmeyi amaç edinmiş günümüzde kuşakları bir araya getirip aralarına bir uyum sağlamak şaşırtıcı ve riskli bir adım. Ama sonuç müthiş olmuş. Ben de henüz işin podcast kısmına bulaşmamış olsam da bir gerçek suç bulanmasıyım bu arada. Dizide bu açıdan hayranların ve hayranlığın tasvir ediliş şeklini de acı verici derecede gerçekçi buldum. Dizinin introsu mükemmel. Her bölümde ufak ayrıntılarla farklılaşıyor ve size bazı ipuçları da veriyor. Aslında biliyor musunuz, bence dizinin jeneriği o kadar iyi ki dizi sırf bu yüzden bile bir şansı hak ediyor. Mabel'ın stilini de çok beğendim. Genel olarak set tasarımları, kıyafetler hepsi çok iyiydi, çok güzel görünüyorlardı. Zaten bu açıdan oldukça temiz bir iş çıkarmışlar.
Dizinin The Boy From Sixby isimli 7. bölümü sağır birinin bakış açısından tamamen diyalogsuz ve sessiz şekilde çekilmiş. Çok yaratıcı bir bölümdü gerçekten. Bu yıl izlediğim en iyi, en farklı bölümlerden biriydi hatta. Zamanında Buffy the Vampire Slayer'da da buna benzer bir bölüm çekmişlerdi. Bu bölümün ismi de Hush. O da çok iyi bir bölümdür. Gördüğünüz üzere diziyi çok beğendiğim için sürekli olumlu şeyler söylüyorum dizi hakkında. Aslına bakarsanız Only Murders in the Building ile ilgili yalnızca iki olumsuz eleştirim var. Bunlardan ilki dizinin haftalık yayınlanması konusunda. Bence bu dizi haftalık yayınlanmamalıydı. Bu konuda hata etmişler. Tüm bölümler aynı anda yayınlansa hikayeyi ve bölümler arası bağlantıları takip etmek çok daha kolay olurdu. Diziyi henüz izlemeyenler bu açıdan çok şanslılar. Onlar bölüm beklemeyecek, onlar için sıkıntı yok. Diğer sorunsa şu, dizinin bölümlerinden birinde konuyla çok alakası ve çok gereksiz bir şekilde Türklerin gerçekleştirdiği sözde Yunan soykırımından bahsediliyor. Türkler olarak ama doğru ama yanlış pek çok şeyle her zaman suçlanıyoruz ama bu hakikaten çok gereksiz, konuyla alakası manasız bir suçlama olmuş. Diziye bunu hangi amaçla koymuşlar, neden böyle bir şey geçiyor bu dizide hiç anlamadım. Zaten daha önce de duyduğum bir şey değildi. Ülkemizin isminin sürekli böyle olumsuz şeylerle anılmasından büyük rahatsızlık duyuyorum. Only Murders in the Building bu yıl en büyük keyifle izlediğim dizilerden biri oldu. Dizinin IMDb puanı şu anda 8.2, benim puanım ise 8.5. Polisiye sevenler kaçırmasa mutlaka gidip izlesinler. Çok iyi bir dizi olmasına rağmen dizinin hiç bilinmiyor ve hakkında hiç konuşulmuyor olması gerçekten üzücü. Kanalımda her hafta yerli ya da yabancı dizi inceleme videoları paylaşıyorum. Eğer henüz abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Beğenilerinizle, yorumlarınızla ve videolarımı paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.